İlk başta dün bizim konuştuğumuz Acun Ilıcalı'nın pozisyondan başlamak istiyorum. Ben neden? Çünkü şimdi seyircilerimiz de bize bir noktada hak versinler. Biz son dakika yayını izleyip buraya geliyoruz. Notlarımızı alıyoruz. Bazen gözümüzden kaçırdığımız şeyler oluyor. Ama dün gelen tanıtımla bugün Acun abinin pozisyonu arasında bir fark var. Onu şimdi ben sevgili yönetmenimiz Yalkın Rüzgar'dan da rica edelim. Dünkü tanıtımda Aycan'ın müdahale ettiği anı bir fotoğraf olarak gösterebilir misin? Bugün başka açıdan evet, gördük. Evet, şimdi dünkü bizim izlediğimiz tanıtımda buydu. Görüyorsunuz altta altta tribünün seti var. Biz o yüzden Aycan'ın buradaki pozisyonunu direkt Acun abiye müdahale... Ben kendim şahsım olarak böyle söyleyeyim. Ben böyle yorumladım. Bugünkü görüntüyü alabilir miyiz rica etsem Yalkın Rüzgar'dan? Bugün müdahale ettiği anın görüntüsü. Evet şimdi bu tabii biliyorsunuz statlarda da olur. Bir üst kamera pilot kamera oluyor. Bir de altında bir kamera <laughs> daha oluyor. Efendim? Pilot altı. E, aynen pilot ve pilot altı. Şimdi burada pozisyonu izlediğimiz zaman Aycan'ın Acun abiye müdahalesinin olduğunu ama ondan önce topa müdahale ettiğini görüyoruz. Pozisyonu bir hatırlayalım. Yalkın Rüzgar versin pozisyonu. Baştan. Ses de verebiliriz. Ulucalı Aycan. Çok sert girdi. Çok kritik bir müdahale. İlk maçta hatırlarsınız belki Acun Ulucalı Aycan'a bir müdahalede bulunmuştu. Aycan'ın burada yüz ifadesi her şeyi anlatıyor aslında. Çok sert bir müdahale. Burada bir darbe omuz darbesi Acun Ulıcalı yerde. Evet ilk pozisyonu yani bu değil bizim için ilk pozisyon daha aydınlatıcı olacak. Hemen Murat abiye vereyim sözü. Evet Murat abici nasıl değerlendirirsin pozisyonu? Şimdi dün tabii ki o senin dediğin setten dolayı Aycan'ın topa dokunduğunu görememiştik. Aynen. Ama şimdi bugün daha detaylı izlediğimiz için dün tanıtımda kısa bir şey izlemiştik. Bugün daha detaylı izlediğimiz için Aycan'ın topa müdahalesini yüzde görüyoruz. Evet. Aycan önce topa müdahale ediyor topa dokunuyor. Daha sonra ise Acun ile arasında bir temas oluyor. Temas olduğu için de Acun Ulucalı, boşlukta da Acun Ilıcalı. Çünkü Aycan'ın böyle gelip ona çok da dokunacağını görmüyor. Konsantrasi gole doğru gidiyor Acun. Kaleye hedeflemiş. Bu yüzden de orada bir düşüş yaşıyor. Burada herhangi bir faal olmadığını Aycan'ın topa dokunduktan sonra olayın gerçekleştiğini gördüğümüz için burada herhangi bir faul göremiyoruz. Ama velaki. Olaya şöyle bakacağız. Şimdi burada hakem olmadığı için müsabakada hakem yok. Hı hı. Hakem olmadığı için orada bir kural konuyor. Bu kural nedir? Eğer orada Acun Ilıcalı'ya bu hareket yapılıyorsa, Acun Ilıcalı kalkıp bu faul diyorsa onun dediği geçerli oluyor. Hakem olmadığı için. Hakem olmadığı için futbolcu orada faul diyorsa faul. Tabii. Diyor. Yani kime yapılıyorsa Acun olmaz. hasar Ama olur. Bu Hüseyin. biraz suistimali açık gibi geldi bana sanki. Ne açıdan? E, o zaman faul olmayan bir topçu da faul der. Ama, hayır, atar. ama şimdi orada birbirlerine güveniyorlar. Birbirlerinin dürüstlüğüne güveniyorlar. Hakem olmadığı için de herkes dürüst olarak ne söylerse onu geçerli olarak kabul ediyor. E, bu zaten arada bu, bu dostluk Rüzgar... Olsun maçı olarak bakılır. Tabii, tabii ya, Yalkın Rüzgar söyledi. Evet. E, tabii, bravo abi. Evet. Güvene dayalı olduğu için. Evet. Faul dediği an oyun duruyor. Tamam. Dedi bu arada Murat abi Yalkın, Yalkın diyor ki Murat abi beni unuttu diyor. Ben de diyor diklemesine giden bir ortası. Yalkın Genelde Rüzgar de, evet, goller da karşıya abi. kadar dikine giderdi sağ olsun. Şimdi, Sen nasıl bir e, futbolcudun? ben de iyi futbolcuyum. Dur şimdi. Bu önemli bir konu. <laughs> şimdi burada e, sonuçta Acun Ilıcalı eğer e, istersen, Yalkın rica edeyim. Bu şu ikinci görüntüyü keselim. Çünkü o bizi çok aldatıyor. Sadece ilkini tamam. ver. E, burada çok daha şimdi net gözüküyor. burada şimdi. kural Acun Ilıcalı deseydi ki bu faul deseydi Acun Ilıcalı orada faul atışı kullanılacaktı. Ama Acun Ilıcalı ne dedi? Ben dedi faul istemiyorum ve faul attıtmayacağım dedi ve oyun kim başladı. Rakip takım başladı. Hı hı. Oyuna rakip takım başladığı için burada Acun Ilıcalı bir centilmenlik örneği gösterip dürüstçe ne dedi ki bu faul değil ve rakip takım oyuna başlasın dedi. Acun deseydi ki bu faul kardeşim deseydi mecburen faul atılacaktı. Bu yüzden de olay bu şekilde gerçekleşti. Murat abi sana şunu soracağım. Şimdi futbolda topa dokundun. İlk evet dokunuşu topa yaptın evet. ama rakibin de dengesini bozacak hamleyi de yaptın. Ama evet. sen topa dokundun. Evet. Rakibi de bozdun. Bozdum. Bu faul müdürlüğü. Hayır. ]idir. Topa dokunduysan bitti abi. Sen önce topa dokunuyorsan sabaha kadar rakiple temas ayır. İstikamet git. topça önce değişmez. Önce topa dokunuyorsan. Şimdi bak bu pozisyonu izledik ya. Bunun Acun Ilıcalı bunu yaptı ya. Mesela bunun tam tersi bir pozisyon var. İstiyorsan bunlar arkasına onu verelim. Çok güzel olacak. Verelim. Hayır benim aklıma ne geldi biliyor evet. musun? Galatasaray Fenerbahçe maçında Mustarın'ın Yaptığı pozisyon ilk önce topaydı. Evet. Sonra rakibi de indirdi. Yanlış mı hatırlıyorum Yalkın? O, o pozisyona pena. Evet, yani topa, hani orada topa, benim aklımda bir soru var. Şey. Ama topa şöyle dokunuz. topa gideyim, sonra da bir tane rakibi bir tane patlatayım netse Yok. O, zaman zaten, zaten evet. Evet. o zaman bitti. Onu zaten onu Zaçak'çı vurdu. <laughs> o hakemin kalmış. O zaman ona, bitti ona yani. Ona hakem bakar. Yani mesela sen topa girdin önce, sonra Seman dediği gibi topa girdin, ondan sonra da Boldon zaman adama girdin. Eğer bilinçli yaparsan hakem onu anlar. Ama topa vurduktan sonra sen zaten topa vuran bir adam. Şimdi burada mesela Aycan topa vuruyor. Topa vurduktan sonra Aycan pat diye durabilir mi? Maçına diye bu. Hı hı. Bir hareket yapacak mecbur insan bu yani. Duramaz daha diye. Bu yüzden de hakem onu anlar. Şimdi bak bunun üzerine Sercan'ın penaltı pozisyonunu getirelim. Bravo abi zaten ikinci pozisyonumuz Neyse, o. ha. Bunun burada üstüne o gider. Bu şey mi? gibi tabii. <laughs> bu e, Ama ek şöyle Semih'in de Semin ilgili, Semin de ilgili de pozisyonla ilgili bir tamam, fikrini alalım ondan mi? sonra evet. Sercan'la ilgili. Pozisyonla ilgili çok yapacağım bir yorum yok yani Ar, e, Aycan arkadan gelerek bir müdahalede bulunuyor. Hı hı. Benim bakışıma göre bu bir sarı kart. Sarı kart diyor sevgilim. Evet, sarı kart. Arkadan geliyor çünkü. Şimdi ben futbol oynarken bize hocalarımız şunu öğretti. Omzu istediğin gibi koyabilirsin. Bunu söylediler. Yani omzu sen koy rakibin yıkılırsa yıkılabilir. Bunu söylediler bize. Ama burada öyle bir görüntü yok. Burada Omuzu koyuyor gibi gözüküyor ama arkadan gelerek omuzla birlikte e, bacağıyla da bir müdahale var. Yani burada ben sarı kart. Şimdi sevgili Ertem Şener yazmış ayağını bunu. önüne atıyor sonra Aya darbe omuz iyi bak Furkan'ım demiş. <laughs> kom Ertem Şener yani yazmış. Yani karışık bir şey yapıyor yani, Furkan. Yani e, ayağını önüne yani... Acun abin ayağının önüne atıyor ayağını diyor. Evet ama, evet karışık bir şey var Furkan. Hem bacağını uzatıyor hem de omzunu koyuyor. Aynen. Yani burada burada ben sarı kart. Direkt sarı ama kart. Ama şimdi şöyle. Sen dün evet. zaten Aycan'ı biliyorsun Survivor'dan evet, diskalifiye de olabilir. Anladım. Yani şimdi, bu diskalifiyelik bir şey. <laughs> İşin içinde Aycan olunca Evet. E, bir erkek olsaydı ne olurdu? Hepimiz, hepimiz sarı kart. Hepimiz sarı kart. Ama e, Acun Bey öyle bir başka pe, e, pencereden bakıyor ki ve biz de öyle bir pencereden izliyoruz ki bunu ayrıca yapınca çok şık duruyor ve zaten bu müsaadeyi Acun Bey verdi yani Türkiye'ye böyle bir şey izletiyor bu kadının ne kadar iyi futbol oynadığını hatta Elif de giriyor oradan futbol bilgisi olmamasına rağmen atlet olarak Elif de oyuna giriyor bu futboldan uzak olduğumuz günlerde iki kadın yarışmacı böyle bir müsabakaya giriyor ve burada Acun Bey erkek olsa evet belki ama kadınlar bunu yapınca çok şık duruyor. O yüzden ben hani böyle kırmızı kart yok olmasın falan şık filan. Şık duruyor ne demek onu anlamadım. Şık duruyor ne demek? Yani bir kadının Survivor'da gücünü gösteriyor. Gücünü görelim ama şık duruyor ne demek? Şöyle onu söyleyeyim. söyleyeyim. Bir kadının erkek gibi erkeklerle bu e, sahada koşması, gole koşması, müdahale etmesi, hatta orada en çok gole atmış Acun Ulucalı'ya işte darbe atması, hiç korkmaması, hatta onu düşürmesi <laughs> bence, de şey Bak, bence de çok Sen şık doğru. duruyor. Bence evet. de çok şık duruyor. Bak Aycan'ın bir erkek gibi mücadele ha. etmesi, kıran kırana buna... mücadele etmesi yani, evet. çok şık duruyor. Ama sarı kartı yemesi de çok tamam. şık duruyor. Tamam. Ama şöyle söyleyeyim bunu diyorum ya, ya bu tabii. Aycan olduğu için şimdi Acun Bey buna müsaade ettiği için ve evet. zaten bu görüntüyü bize o sağladığı için bunu memleket görsün diye sağladığı için onu hiçbir şey demez. Bu Sarı erkek kart. olsa ben Bak, belki şöyle abi. bir şey. Var. Şimdi Sarıkan Geliyor. Okey Şimdi mi e, Mustafa, Mustafa, Mustafa okay. Rüzgar'dan yorum geldi. Diyor ki pozisyona iyi bakın. Aycan topa dokunuyor ama kalçayla da kalçasıyla da evet. Acun abiyi bozuyor diyor. Evet bozuyor. Bak, bakalım abi bakalım. Tam olur. Onlar olur. Ya, ya. Acun abi niye bu şekilde Onun, düşüyor? Onu, onu tartışalım. Şey ya, Acun niye düşüyor? Siz, siz kadınlar neden bu kadar futbolda görünmüyor sanıyorsunuz? Çünkü biz kalçayla ben, her şeyi deviririz. Ben, ben, ben. <laughs> Hayır, Ac Murat abi şunu konuşalım. Abi, Acun abi niye böyle düşüyor? Acun abi niye öyle düşüyor? Çünkü Acun boşta abi kaldı. Şey, oluyor. Boşta, boşta kaldı. Boşta kalıyor. Boşta kaldı. Nasıl boşta kaldı? Boşta kaldı? Boşta, ben, 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 düşüyor. Öyle ben şey ben mi var? Abi. Kız kız bacağıyla da müdahale ediyor. Bak şimdi bir dakika. Bacağını Bacağını an, bacağıyla müdahale ediyor. Maçlarda tek müdahale eden Aycan değil ki. Murat abi yalnız bir şey. Şöyle söyleyeceğim ha. topa bak ama yalkın bak şöyle bir şey var bak topa değiyor tamam eyvallah ben bir şey söylemiyorum da Şimdi bana da mesajlar geliyor kalçayla müdahale var mı yok mu? Ver, Ver. Ver. Hayır, kalça Kalçayla ile... müdahale, kalça kalça müdahale yok ile müdahale var Furkan sağ tarafla omuz Yanılıyorsun Furkan kalçayla müdahale yok ile müdahale var Onu diyorum sağ tarafla Aycan sağ tarafla komple müdahale var Hem de omuzu var Bak sağ tarafla komple müdahale var ama burada Aynen ne var biliyor hiç musunuz? Hiç bence yok. bence Ayça'nın profesyonel futbolcu olmasından <laughs> kaynaklı çok timing'i doğru zamanda doğru yerde öyle bir bozuyor ki Acun abi. Karar veremiyor. Ne yapacağız yani yani, şimdi? E, bizi böyle bir ikilemde bırakıyor. Bizi Beni hiç ikilemde, ikilemde bırakmıyor bıraktı için. Abi, tebrik ediyorum seni. Hangi ikilemde bak. bırakıyor? Beni hiç ikilemde abi, bırakmıyor. Bir burada hem omuzunu koyuyor hem de bacağıyla müdahale abi, ediyor. Dün... Direkt sarı. Beni daha zorlarsan Kırmızı kart. Sarı Sen zaten Aycan'ın diskalifiye etti. Kart <laughs> evet. mart değil. Burada iskan bir kartı bile verilmez. Ne Nasıl kart? verilmez? Kart mart yok. Nasıl Aa, verilmez? Aa, yok kart smart yok. Nasıl, nasıl? bacağıyla? direkt diskalifiye etti. Ben, ben sana, de o zaman Aycan abi gole Aycan gidiyor. helal olsun. Murat abi Aycan abi gole gidiyor. Ya, anlatalım. Ya, anlatalım. Gole Siz gidiyor. Ben sana anlatayım üst üste konuşmayalım. Ben sana size diyorum ki. Burada dün seyrettik mi kardeşim bunu? Ha diyor ki ben şey rüzgarda diyor ki peki bu pozisyonda diyor Aycan müdahaleyi yaptı, kalçayla daha hafif gerdi. Evet. E, Acun abi düşmeyip Aycan düşseydi bu sonra Aycan'a mı faul diyecektik diyor. Onu bilmem. Ben sana söyleyeyim abi. Şimdi bak. Dün Ertem mı... Şener kesin faul. Abi diyor. durun, Erdem maç biz anlatalım biraz Ertem Ertem. Omuzdan önce sağ bacak diyor. Ertem Şener kardeşim, tamam sen de haklısın. Ama haksızsın <laughs> bana göre. Ben şimdi sana anlatacağım. Ha bu arada şunu söylüyorlar. İşte bu, bu bu pozisyonu İngiltere Premier Lig'inde faul vermezler. E şimdi tamam yani İngiltere Premier Ligi'nde faul vermezler de biz İngiltere Premier Ligi izlemiyoruz yani sonuçta. Evet. Abicim ben size anlatayım. Dün seyrettik mi? Dün seyrettiğimiz zaman ben burada dedim ki sarı kart dedim. Dün seyrettiğimiz zaman. Çünkü şu ne o bir şey var var ondan göremedik. Aycan'ın müdahalesini göremedik topa. Ben de dün sarı kart dedim. Ama şimdi baktığımız zaman burada Aycan'ın gelip topa dokunmasından sonra eğer ağır verirseniz Acun Aycan'ın ayağına takılıyor. Takılıyor mu? Evet. Acun Aycan'ın ayağına takılıyor. Yani Aycan topa vurduktan sonra Aycan topa vurduktan sonra artık ayak olarak Acun'a bir darbesi yok. Ayak olarak. Acun da takılıyor Aycan'ın ayağına ve Acun ters bir şekilde düşüyor. Aycan topa dokunduğu için burada sarı kart falan olmaz. Sabaha kadar anlatmayın bana. Aycan topa dokunduğu için sarı kart falan verilmez. Faul. Efendim? Faul. Nerede? Sarı kart değil faul. Burada mı? Evet. Burada faul de yok. Faul de vermedi. Hiçbir şey yok abi. <laughs>